Bundan önceki videoda bir adaya oy veren erkek ve kadın oranları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bulmaya çalışmıştık arkadaşlar. Bin tane erkek ve 1000 tane kadına anket uyguladık ve bu örneklemlerin her biri içinde bir örneklem ortalaması ya da başka bir deyişle örneklem oranı belirledik. 0,642 erkekler için, 0,591 de kadınlar için bulduğumuz oran. Amacımız şimdi %95'lik bir güven aralığı oluşturmak tamam mı? Elimizdeki örnekleme dayanarak şuraya not edeyim. Erkek örnekleminin oranı eksi daha nötr bir renk kullansam daha iyi olacak sanırım. Evet. Erkek örnekleminin oranı eksi kadın örnekleminin oranı yani 0,642 eksi 0,591 0,051 eder. Evet. Bundan bunu çıkarınca bu sonucu elde ediyoruz. Güven aralığı için de şöyle açıklayayım. Buradaki ifade için konuşuyorum. %95'lik bir olasılık ile örneklem oranlarının farkını bulduğumuzda bu istatistiğin örnekleme dağılımından bir örneklem almaya benzer. Yani bu yüzden de bunun gerçek değeri yani gerçek ortalamanın P1 eksi P2 olarak bunu not edelim. Evet bunun örneklemler ile elde ettiğimiz fark olan 0,051'den %95 olasılıkla D uzaklıkta olması anlamına gelir. Bunu daha önce de bu şekilde yazdığımı görmüşsünüzdür. Ben bazı kitaplarda gördüğünüz formülü doğrudan uygulamak yerine bunu bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Formülü ezberlemek kolaydır arkadaşlar ama bu şekilde gördüğümüzde güven aralığının aslında ne anlama geldiğini anlamak da daha kolay oluyor. Evet, gerçek oranların farkının örneklemlerden elde ettiğimiz oranların farkından yani 0,051'den d uzaklıkta olmasının olasılığı %95. Bunu 0,051'in Gerçek oranların farkından d uzaklıkta olmasının olasılığı %95 olarak da yorumlayabiliriz. Öyleyse bu ortalama etrafında bir d uzaklığı belirleyeceğiz. Buradan rastgele aldığımız bir örneklem. Bu dağılımdan rastgele bir örneklem aldığımızı düşünelim. Bunun ortalamadan d uzaklıktaki aralıkta olma ihtimali %95 olacak. Çünkü bu eğer ortalamadan d uzaklıkta olursa ortalama da örneklemden d uzaklıkta olacak ve böylelikle de güven aralığını elde etmiş olacağız. Güven aralığımız bu değer artı d eksi d olarak kurulacak. Peki bunlar nedir? Evet, d uzaklığı sizce ne olabilir? Normal bir dağılımı göz önünde bulundurduğumuzda, burada bir z tablosu var, her şeyin normal olduğunu varsayacağız. Özellikle de örnekleme dağılımının. Neden diyecek olursanız, seçtiğimiz n oldukça büyük bir değer de ondan. Buna ek olarak oranımız da sıfıra ya da bire yakın bir değer değil. Ortada bir değer olduğu için de uçlara yakın değerlerle elde ettiğimiz garip vakalarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ortada kalan %95'i içine alacak ifadeyi nasıl elde edebiliriz? Ya da şöyle sorayım, normal bir dağılımda ortada kalan %95'lik olasılık, Ortalamadan kaç standart sapma uzaktadır? Evet. Böyle de sorabiliriz. Z tablolarının kümülatif olasılığı verdiğini hatırlıyorsunuz arkadaşlar, öyle değil mi? Başka bir deyişle, bahsi geçen Z değeri buradaki değer olacak. Şimdi ortada kalan alan eğer %95 ise bu kuyruklardaki alanların %2'şer buçuk olduğu anlamına gelir z tablosunun mantığında buradaki z değeri bize bu noktaya kadar olan olasılığı vereceği için bakmamız gereken yüzde yüzde 95 değil yüzde 97 buçuk olmalı. Anladınız öyle değil mi? Tüm bu alanlardan bahsediyorum. Eğer bu z değerini bulur ve iki tarafa da uygularsak arada kalan alan yüzde 95'lik olasılığı verir. 97,5 işte burada ve bu da 1,96 standart sapmaya denk geliyor. 1,96 standart sapma ya da z değeri 1,96 diyebiliriz buna. Ve buradaki normal dağılım söz konusu olduğunda da bu uzaklık neymiş? 1,96 çarpı bu dağılımın standart sapması yani buradaki ifade. Başka bir deyişle şimdi bunun neye eşit olduğunu bulmamız ve bir de 1,96 ile çarpmamız lazım. Yalnız bir sorun var. Gerçek parametreler olan büyük P1 ve büyük P2'yi yani popülasyona ait gerçek parametrelerin ne olduklarını bilmiyoruz. Büyük P1 ve büyük P2. Arada anlamlı bir fark olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz ama bunların ne olduklarını bilmiyoruz. Ancak bu noktada daha önce de gördüğümüz gibi örneklem boyutumuz büyük olduğunda P1 ve P2 yerine örneklem oranlarını kullanabileceğimizi görmüştük. Aradaki işareti eşittir'den yaklaşık olarak eşittire çeviriyorum ve örneklem oranlarını işin içine sokuyorum. Bu değerlerin ne olduklarını da biliyoruz zaten. Hemen hesap makinemizi çıkaralım. Bu kocaman işlemi başka türlü yapamayız çünkü. Karekök içinde erkekler için bulduğumuz örneklem oranı yani 0,642'yi 1 eksi 0 642 ile çarpacağız. Parantezi kapayalım. Bölü 1000. Artı, aynı şeyi kadınlar için de yapalım. Bu örneklemin oranı da 0 591'di. Bunu 1 eksi 0 591 ile çarpacağız. Bölü 1000. Parantezleri doğru koymamız lazım ve bu ifadenin tamamının karekökünü aldığımız için bu parantezi de kapamam lazım. Sonuç, 0,021 ya da 0,022. O halde soruya geri dönersek aradığımız uzaklık neymiş? Aslına bakarsanız bu uzaklık için elimizdeki en iyi tahmin diyelim daha doğrusu 0,022. Bunu bir de 1,96 ile çarparsak 0,043 elde ederiz. Evet, eğer yuvarlarsak 0,043 elde ederiz eşittir 0,043. Güven aralığını da böylelikle kurmuş oluyoruz. Gerçek oranların farkının %95'lik olasılıkla örneklemlerle elde ettiğimiz oranların farkından 0,043 uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Aralığın sayısal değeri için bundan 0,043 çıkaracağız. Hemen yapalım. 0,051 eksi 0,043. 0,008 eder. Bir de toplayalım. 0,051 artı 0,043, 0,094 eder. Meşhur adayımıza oy verecek erkek ve kadın oranları arasındaki fark, %95 olasılıkla, P1 eksi P2 olarak da hemen not edelim, 0,008 ile 0,094 arasında. Aynı değerleri hesap makinesinde de görebiliriz. Evet, işte bu kadar. O halde uzun lafın kısası %95 olasılıkla erkeklerin bu adaya kadınlardan daha fazla oy vereceklerini söyleyebiliriz.